Merhaba, ben Edip. 20 Ekim 2020. Daha önce, yıllar önce, 15 yıl önce FETÖ'yü, paralel devlet, Türkiye'deki ikiziyle birlikte 11 yıl aynı yatakta her melaneti çeviren tarikatı ifşa ediyordum ve uyarıyordum Türkiye'yi. Bunlar truvatıdır, dikkat edin falan diye. Sonunda birlikte her melaneti çevirdiler. Hatta Türkçe olimpiyatları ile birlikte dünyayı fethettiler. Fakat menfaat için birbirine düştüler. Kontrolü devletin bütün kurumlarına sızdılar. Ve iyice emin olunca bu sefer menfaat kavgasını düştüler. Ya ben ya sen. Çünkü hiçbir değerleri yoktu. Bütün şeyleri sinsice gücü, iktidarı ele geçirmek. Yani bunlar kesinlikle kainatın yaratıcısı, merhametli, Rahman ve Rahim olan Allah'a kul değiller kesinlikle. Bunlar güce tapan, şeytana tapan insanlar, tarikatlar, partiler. Nitekim devlet için, tahtı için beşikteki kardeşini öldüren bebek katili Fatih'i yüceltiyorlar. Buradan onların değerlerini, asıl ilahların ne olduğunu görürsün. Yani bebeği bile suçsuz bir insanı katleden bütün insanlığı katletmiştir diyor Kur'an. Bütün insanlığı. Bak, bir insanı suçsuz yere öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Devlet için bebek cinayeti. Bir de anakronoloji diye bir kelime öğrenmişler cahiller. Bunu bana söylerler, ne olduğunu da bilmezler. Saçma salak şeyler. Anakronoloji, hiçbir dönemde bebeği katletmek haklı olamaz, haklı çıkarılamaz. Neyse, işte böylesine menfaat çatışmasına girdiler. Sonunda birisi diğerini, paralel ikizlerden birisi diğerini oyuna getirdi. Kontrollü bir darbe. O gece Twitter hesabından şu anda askıya alındı. Mahkemeye vermeyi düşünüyorum inşallah, şu anda o konuda çalışma yapayım. Bir sene olmadan mahkemeye vermem lazım. Eğer verebilirsem tabii ki, yasal şeyler var, sıkıntılar var. Orada ilan etmiştim. Yani bunların aynı o gece, çoğunuz tanık, o tweetimi izlediniz. Onun kontrollü bir darbe oldu. O kadar haykırıyordu. Kesinlikle. Ve oyuna getirildiler FETÖ'yü, tarikat şeyleri. Onlar hazırdılar böyle bir darbeye. O da kendi içinden MİT yoluyla, İT yoluyla tamam olur. Zaten sonunda büyük başlardan kimse şey olmadı, yaralanmadı bile, değil mi? Olan gariban gaz yiyen şeyleri oldu. İşte gömleğinin atletini tankın bilmem egzoz borusuna soktu, palavra. Tankın egzozlarına bir bakın. Oraya gömleğini değil kendini soksan kapatamazsın. Öylesine bir güçle, enerjiyle çalışıyor motorlar. Koca koca egzozlar öyle. Atlet matletle falan, böyle don gömlekle tıkanmaz. Palavralar ürettiler tabii ki. Gaz vermek için millet. Gelip işte kendini tankın altına at falan. O senaryolarla bir kahramanlık, uyduruk bir kahramanlık, uyduruk bir zafer, kurtuluş savaşı uydurdular. Ve böylece darbe yapıldı Türkiye'de. Bu projesinin ikinci darbesi yapıldı. Şimdi